Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşimle birlikte çayımızı aldık. Sizlerle sohbet edelim dedik. Bugün biz korona hakkında konuşmak istiyoruz arkadaşlar. Hem böyle bilgilendirme amaçlı olsun dedik. Hem biz de korona atlattık, olduk ve iyileştik. Çok şükür iyileştik. Hani bu dönemde neler yaşadığımızı çocuklarımızla birlikte hani yani korona olmadan önce olduktan sonra yani koronayken karantinadayken neler yaşadık biz bunları sizinle paylaşmak istedik. Belki korkanlar vardır tabii ki yani korkulacak bir şey de böyle hani anlatalım dedik. O zaman Kahraman en baştan mı başlayalım? Baştan başlayalım. Şimdi korona ilk çıktığında ben çok korkuyordum. Hani nasıl olacak? Hani biz korona olursak nasıl geçireceğiz? Hani ben kesin hani ölür müyüz ki ne yaparız ki diye çok korkuyordum. Çünkü biliyorsunuz iki tane çocuğum var. Hani onlar annesiz kalacak diye üzüntüden şeyden. Hani bayağı benim psikolojim bozulmuştu. Ya takdir ilahi yani sonuçta. Ama eşim herkes, rahattı. Herkesin bilmiş olduğu bir sayrı bir nefes var. O vakti geldiğinde bunun gencidir, yaşlısı. Tabii yani Allah'ın takdiri. Tabii. Vakit geldiğinde herkes bunu yaşayacak yani. Anlatacak bir şey bulamıyor. Yani ilk gibi. Etapta ben tabii öyle düşünemedim. Hani o artık şeytan arkadaşlar gitti. Bu iş tamamen psikolojik. Başka bir şey değil. Ben anlatayım mı? Anlat. Baştan anlatayım. Artık bende bir aynı normal bizim günümüzdeki grip gibi, üşütme gibi bir hastalık var. Tabii dam, tat, kokulu bunlar yok. Ben normal bir grip gibi zannediyorum. Bir de birkaç gün geçtikten sonra Zeliş'te aynı belirtiler oldu. Sonra Zeliş beni durdurmadı. İşte biz test yaptıralım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Zeliş'te öyle olunca şüphelenmedim değil yani Allah var şüphelendim de neyse gidelim. Şüphelendin ama bana hiç belli etmedin. Bu belirtileri de ben size paylaşayım. Bir iki gün sırtı ağrıdı. Bir iki gün böyle bir halsizlik gibi bir şey oldu ama ayakta hani hiçbir şeysi yok. Bir iki günde böyle grip gibi bir şey oldu ama grip değil. Daha sonra hani sadece bu şekilde oldu ama iyi yani çalışıyor, işine gelip gidiyor. Ve bu belirtiler de şimdi oluyor. 3-4 gün sonra aynı belirti bende başlıyor. Sırt ağrıyor, 3-4 gün sonra bende oluyor. Yani bu neyin nesi diyoruz biz hani grip de değiliz, şey de değiliz. Arkadaşlar hasta gibi değilsiniz ama çay içiyorsun da tadını alamıyorsun. Ne bileyim ben yemek yiyorsun tadını alamıyorsun. Ama halin vaktin yerinde yani böyle ne bileyim ben yatalak bir öksürektir, yatalak bir şeyin evet, yok yani. Anlayamadık biz. Ben dedim normal ara hastalığı, kırgınlık, üşütme gibi bir şey zannediyorum. Meğer ben o anda geçiriyormuşsun. Eşim pozitifmiş be. Yani. Biz işte hani pozitife ben dönmüşsün. Ben dedim yani eşime hani ne olur olur dedim gidelim devlet hastanesine. Hani gripsek dedi ilacını alalım. Perendiğimiz için biz gittik yani ikimiz de dedik hani bizde bu belirtiler var. Biz korona testi istiyoruz dedik ama yapmadılar bize. Çünkü bunlar korona belirtisi değil dediler. Yapmayınca biz de hani bir rahatladık. Yani demek ki biz korona değiliz dedik. Neyse bize antibiyotikle grip ilacı yazdılar gönderdiler. Bir hafta biz bu ilaçları kullandık. Daha sonra zaten iyiyiz yani. Bir sırtımız şeyimiz ağrıyor ama biz iyiyiz. Daha sonra bir hafta geçti aradan ben temizlik yapıyordum. Çamaşır suyuyla temizlik yapıyordum. Baktım çamaşır suyu hiç kokmuyor. Kadir'i çağırdım. Kadir gel oğlum dedim. Çamaşır suyu kokuyor mu? Anne kokuyor dedi. Oğlum ben koku almıyorum. Bir de benim abim de hani korona olduğu zaman tat koku almamıştı. Belirtisiz atlattı ama tat koku hiç alamadı. Öyle de olunca ben tamam artık dedim. Ben kendimi korona ilan ettim. Hemen abimi aradım. Abi dedim böyle böyle dedim. Ben tat koku almıyorum. Bacım dedi başka bir belirtim var mı? Bir şeyim var mı?
Abi dedim böyle böyle oldu. Bizim birkaç gün işte sırtımız ağrıdı. Bir griplik bir şeyimiz oldu ama biz iyiyiz dedim. Hani öksürme, hani korona olanlar nefes alamıyor, öksürüyor. Nefesimiz iyi, iyi alıyoruz yani, öksüreğimiz yok. Daha sonra ben hani eşimi durdurmadım. İlle gideceğiz, biz test yaptıracağız. Neyse gittik, yaptırdık. İki gün sonra testimiz çıktı. Eşim negatif, ben pozitif. Bu nasıl oluyor? Ben evden hiç çıkmadım. Balkona dahi çıkmadım. O arada bizim mahallede çok koronalı vardı. Apartmanımızda da 2-3 kişi vardı. Yani ambulanslar vızır vızır gelip gidiyordu. Ben zaten korkudan ödüm patlıyordu. Yani inanın balkona bile, pencere bile açmıyordum. Balkona bile çıkmıyordum. Evin içinde. Eşim işten geliyordu mesela. Tabii biz de eşimi dezenfekte ediyordum ama eşim zaten koronaymış. Bilemedik. Daha sonra biz işte sağlık ekipleri geldi. Biz dedik yani ben hani hiç evden çıkmadım. Eşim nasıl negatif oluyor, ben nasıl pozitif oluyorum. Daha öncesinden mesaj gelir beni aradı. Eşim şaka yapıyorum zannetmiş. Çünkü iyiyiz yani. Daha sonra şaka değil dedim, çabuk gel eve, sağlık ekipleri geldi. Sonra biz hani anlaşıldı ki doktorlar söyledi yani bize, böyle çok hastalar varmış arkadaşlar. Belirsiz atlatıp da böyle hani insanlara yaya. Ondan sonra işte eşim ya bunu... eşim artık iyileşmiş, negatif olmuş. Ama ben pozitifmişim. Yani hani eşimden gelmiş yani. Küçük Barış da biraz şey oldu bizim de mi? Ateşlendi biraz. İki gün ateşi oldu hafiften, baş ağrıdı. Daha sonra arkadaşlar sağlık ekipleri dediler ki hani sen tamam pozitifsin ama sizin ailedeki hemen hemen herkes pozitif. Kesinlikle pozitif ama hani sen ayrı duracaksın. Aynı odada oturmayacaksınız. Aynı odada durmayacaksınız. Hani eldiven tak, maske tak, mutfağına gir, yemeğini yap, bulaşığını yıka. Ama evdekilerle aynı ortamda bulunmayacaksın dediler. Temasta bulunmayacaksın dediler. Daha sonra ben yatak odasına geçtim arkadaşlar. Benim karantinam 10 gündü. Eşimle çocuklarınki 14 gündü. 10 gün boyunca ben yatak odasında kaldım. Banyomuzda klozet var. Yani ben banyoyu kullandım. Eşimle çocuklar tuvaleti kullandılar. Hani o şekilde bir ayrım yaptık. Arkadaşlar o günler gitsin, bir daha gelmesin. Aynen. Rabbim kimseye de o günleri yaşatmasın, göstermesin. Benim tat kokum arkadaşlar 2 hafta yerine gelmedi. 2 hafta sonra çok şükür ki geldi. Yani bizi yıpratan ne oldu? Bu korona bizi yıpratmadı arkadaşlar. Bizi psikolojik olarak, Barış bana çok düşkün. Sürekli yani kucağımda oturur, bana sarılmadan, beni öpmeden duramaz. Yani ayrılınca da o çok hani eşime, yani eşimin üstüne kaldı her şey. Evin işleri, çocukların yemekleri, ondan sonra ödevleri, ikisinin de EBA'ya giriyordu, onlar yani her şey eşime kaldı. Eşim inanın benden daha çok etkilendi. Allah razı olsun eşimden. O yönden hiçbir zaman hakkını ödeyemem. Allah razı olsun bin kere. Barış beni çok istedi arkadaşlar. Biz o yönden çok yani yıprandık. Gece gündüz yani ağladı. Annem istiyorum dedi. Bana yaklaşamadı. Hani ben kapıdan maskemi falan takıyordum. Kapıdan bakıyordum Barış'a. Barış da hani mesafeli. Aramızda 2-3 metre oluyordu bizim. O şekilde hani çocukla görüşüyordum, konuşuyordum. Çünkü onda da yani ben ona yaklaşınca onun da ateşi çıkıyordu, başı ağrıyordu. Yani hani bu yönden biz, bir de bizim karantinamız başladı 5 gün sonra, kayınvalidemin de biz pozitif olduğunu öğrendik. Hem de şeker hastası, çok ağır atlattı arkadaşlar. Çok şükür ki iyileşti ama çok zor atlattı. Yani eşimdeki o psikoloji hani çok kötüydü. Ben bir yandan öyleyim, çocuklar bir yandan, hani annesi korona oldu, hani gidemedi, görüşemedi, ağır atlatıyor, ne olacağı belli değildi. Daha sonra birkaç gün sonrası anneannesi, eşimin anneannesi vefat etti, Allah rahmet eylesin. Hani onun üzüntüsü vardı, yani hepsi inanın 2 hafta içinde hepsi üst üste geldi. Üst üste gelir mi ya? Bir geldim bir üst üste geldim. Hani yani. Biz koronadan korkuyorduk ama...
yani psikolojik yönden daha çok etkilendik. Yani eşim daha doğrusu çok etkilendi. Biz bunu kimseye söyleyemedik arkadaşlar. Çünkü korona olanlar hani iyileşiyor, atlatıyor, negatif oluyor. Ama insanlar hani bir tepkiyle yaklaşıyor. Hani aralarını almıyorlar, koronalı gözüyle bakıyorlar. Bir nevi dışlanıyorsunuz arkadaşlar. Dışlanma korkusu var. Hani biz bunu kimseye anlatamadık. Sadece benim kendi annem, babam, abim, ablam hani kendi ailem biliyordu. Başka hiç kimseye söyleyemedik, anlatamadık. Tabii bunun üstünden 4 ay geçti arkadaşlar. Biz 4 ay önce olduk. 4 ay sonra işte artık yeni yeni eşimin ailesine falan biz söyledik. Kurban oldum Allah'ım, inşallah hayırlar verir, sağlık sıhhat verir tüm insanlarımıza, hastalarımıza, korona olanlara da buradan geçmiş olsun diyorum. Allah'ım şifalar versin. Şifalar versin inşallah. Ölenlere de rahmet diliyorum. Rahmet eylesin. Mekanlara da cennet olsun inşallah. Bugün böyle bir video olsun dedik arkadaşlar. Hani başımıza geldi, yaşadık. Hani sizlerle paylaşalım dedik. Ya biz bunu paylaşalım dedik, bir yönden de çekindik. Allah var yani, siz madem koronasınız da daha öncesinde niye kendinize tedbir almadınız diye. Samimi söyleyeyim, biz birkaç sefer doktora gittiğimiz halde yani öyle dediler miydi, biz rahatlıyorduk, iyi çok şükür evet. Falan. Yani bu belirtiler olmamış olsaydı biz gene gitmezdik. Ha bu çoğalmasının sebebi ne? İşte gidiyor adam, her türlü korona belirtisi görünmüyor ama taşıyıcı olarak gözüküyor. Evet. Kimse bilemiyor. Ona bu gidiyor, buna gidiyor. Ondan ona, ondan ona. Bu iş uzayıp gidiyor. Bunun en fazla çoğalma sebebi bu. Adamda hiçbir şey yok ama taşıyıcı oluyor ya. Kendisi de bilemiyor ama taşıyıcı oluyor. Diğer adamın bünyesi zayıf oluyor. Tutuyor, ona bulaştırıyor. Öteki ona bulaştırıyor. Bu böyle devam ediyor. Bir serüven gibi çoğaldı gitti bu. Sadece bir Çin'den bu hastalık türedi. Kimi dedi yarasadan, işte böcekten şu. Hiç alakası yok. Bu dünyaya Rabbimin vermiş olduğu bir imtihan. Evet. Aklımız başımıza gelmesi lazım. Allah dedi biraz kendinize gelin. Kendinize gelin. Yani çok aşırı bir rahatlık oldu hepimize. Yani çok aşırı bir zevk-i sefa içinde çoğaldı. Yani diyemiyorum, anlatamıyorum ya. Adamın parası varsa, öteki adam tok yatıyorsa komşusu aç. Bundan hiç kimsenin haberi yok. Öteki adamın işe ihtiyacı var. Öteki adamın... Yani kısacası insanlarımız azmıştı. Ben sana şunu söyleyeyim. Öyle değil, söyleyeyim yani. İnsanlarımız eğer bu şekilde yapmamış olsaydı, ya buradan gidiyor, bakıyor şöyle adam. Ekmeğe çöpe atılır mı ya? O ekmeğe çöpe atana kadar evet. Soğuk hayvanlarımız var bir. Onlara at. Yok, hiçbir şey yok yani, kendine göre al. Fazla alma. Yani tutuyor, telef, müsrif her bir şey. Abi. Çoğaldı. Çoğaldıkça bak öteki Afrika'daki çocuklar bir yudum su için yani canlarını feda ediyor ya. Bir yudum su için ya, su. Biz ne yapıyoruz? Allah suyu? Onlara da yardım etsin. Ziyan ediyoruz. Arkadaşlar fazla başınızı ağrıtmayın. Bizim başımızdan böyle bir olay geçti. Yayınlayalım mı, yayınlamayalım mı tereddütte kaldık. Kusuruma bakmayın. Ama yani bu ben eşimin hasta olmasının sebebi benim. Ha bilerek mi oldu, bilmeyerek oldu ama bir yani şekilde, sen ister miydin benim hasta bir şekilde olmadım. Böyle bir şey geçti başımızdan. Ama sen benden çok yıprandın kadınım. Çocuklar ya şimdi Zeliş, Zeliş içeride çocuklara mecbur yemektir, ihtiyaçlarıdır. Ben karşılıyorum. O yanına bu yanına koşturdum. Allah razı olsun. Yani o gene hasta olduğu halde maskesini, eldivenini taktı. Gene de bize yardım etti. Yani yaptım ama hani tabii ki senin hakkın bu, daha çok, daha büyük. Bu da işte biz daha önce de söyledik zaten. İşte benim yapabileceğim işler oluyor, yapamayacağım işler oluyor. Sağ olsun bizim aile hekimimiz her gün aradı. Evet, her gün Allah aradı. Razı olsun. Her gün aradılar bizi. Her gün aradı ve sordu, soruşturdu, araştırdı. Sağ olsun ta ki son güne kadar, en son günündeki geçtikten sonra tekrar aradı. Dedim hocam böyle sıkıntımız yok çok şükür.
olduğu zaman beni illaki muhakkak arayın falan dedim. Allah razı olsun aile hekimimizden de. Yani bütün sağlık çalışanlardan Allah razı olsun. Emeklerini hiçbir zaman eksik etmiyorlar. Ama dediğim gibi bu bir gelip geçidi. İmtihan. İnşallah bu günlerde geçecek. İnşallah geçecek. İyi günler nasip edecek inşallah. İnşallah. Arkadaşlar bugün böyle bir video olsun dedik. Paylaşalım dedik. Hani sizler de tabii ki yani bir sene oldu artık korona ülkemize geleli. Yani artık biliyorsunuz. Ama olsun yine biz de yani başımıza gelenleri, yaşadıklarımızı, psikolojik yönde yaşadıklarımızı anlatmak istedik. Arkadaşlar bir de bunun bir hani dini boyutu da var. Yani biz sürekli hani eşim olsun, ben olayım hani sürekli hani namazımızda olsun, hani Kur'an okurken olsun, hani sürekli dualarımızı ettik. Ondan sonra hani sürekli yani hani ibadetlerimizde sürekli dile getirdik. Hani artık Allah'ın sevgili kuluymuşum ki diyorum ben kendime göre. Hani yani belirsiz atlattım, öksürmedim bile, nefes daralmadı bile. Çok şükür Allah çocuklarımın yüzüne baktı. Yani bana değil yani Allah çocuklarımın yüzüne baktı. Hani iyileştik, atlattık çok şükür. İnşallah olanlar da atlatır. Çevremizde varsa onlara da sağlık, sıhhat diliyorum. Bugünkü videomuz da böyle olsun. Artık da yemek yapacağım ya. Hafta sonu. Eşim daha yemek yapacak arkadaşlar bize. Akşam oluyor. Ya nedense hafta sonları yemek işe bana kalıyor. Yani benim için değil. İyi de oluyor. Elim lezzetli. Ya ben kendimi övmeyeyim de. Elimden geldiği kadar yapmak için uğraş veriyorum. Hafta sonları genelde elimden geldiği kadar ben yapıyorum. Ha bulaşıkları buna bırakıyorum ama yemek işini... O kadar da olsun artık. Arkadaşlar... Ama inanmıyor ki atıyor makineye yıkıyorum. Ama ben olmasam makineye de kim koyacak yani Allah Allah. Bugünlük de böyle bir videomuz olsun dedik arkadaşlar. Hani sizlerin bilinçlenmesini istedik. Yani tabii ki bilinçlisiniz yani haddimize düşmez ama olsun biz de yaşadıklarımızı psikolojik yönden olan hani her yönden olan yaşadıklarımızı anlatmak istedik bu videomuzda. O zaman artık kapanışa geçelim arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Abone olmayı, ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar abonelik zaten ücretsiz. Size bir sıkıntısı olmuyor. Abone olmamız sadece bize desteğimiz. Yani destek. Destek olmak istediğiniz zaten abone oluyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.